kişi izliyor mu mesela? Öyle bir ihtimal var mı? Yani 280 mesela kişi şu an hükümetten bir atama bekliyor değil mi? Bekliyor. Peki sözü hemen size bırakalım. Bu 2008'den bu yana geçirdiğiniz süreç bir prototiptir muhakkak, sizin gibi bir sürü insan var. Öncelikle şundan bahsedelim. Bizler bu atama sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadık. Yani sadece hani bir işimiz olsun çabasında değildik. Yani birçok sıkıntı yaşadık. Bu süreçte ciddi sosyal medyada ulaştığımız sizler oldunuz. Bizim sesimize ses oldunuz. Fakat ciddi anlamda bir oransızlık söz konusu. Atamalarla atama bekleyen sayısı arasında bir oransızlık var. Yani yaklaşık 2 yılda aldığımız 7200 kadro. Bizler 300 bine yakın kişi olarak bekliyoruz. Dolayısıyla Haziran ataması son şansımız. Bunun için hani bir an önce bir sonuç almak için uğraşıyoruz. Şu anda zaten personel başkanlığına ulaştırıldı. Kurumlar taleplerini bildirdiler. Biz şu aşamada aslında ek kadrolar üzerinde durmak istiyoruz. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2000 ek kadro talebi gibi. Yani Maliye'nin, PTS'nin, bu kurumlardan ek kadro talep ediyoruz açıkçası. Çünkü yani gelecek yıllarda olabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına açıkçası ciddi bir atama yapılması gerektiğini düşünüyorum bu Haziran'da. Yoksa sayımız katlanarak artıyor. Yani tahmini 2008'de kaçtı mesela? 2008'de açıkçası yaklaşık 1 milyon mezun veriyoruz. Hı-hı. Toplamda mezunumuz var daha doğrusu. Sınava giren sayısından bahsettik biz 300 bin diye. Dolayısıyla bu Haziran'da sıkıntımızın giderilmesi ileride oluşabilecek olası mağduriyetlerinde bir şekilde bir anlamda azaltılması. Ama şimdi 300 bin kişiden bahsediyorsunuz. Mesela çok sayıda tweet giriyor, devam ediyor tabii, akıyor ama aradan seçmeye çalışıyorum. Bu organizasyonları yapan Hümeyra diyor ki 2000 ek kadro verilerek mezunların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Yani şimdi 300 binden bahsediyorsunuz. 2000 kişi. Biz buna da razıyız. Yani bir şekilde ilerlememiz lazım. Siz gerçekten umutlar tükendiği için insanlar artık ona da razı olmaya başladı. Normalde 300 bine yakın bir mezununuz varsa bunun hani %10'u, %15'i Türkiye şartlarında bu normal deriz artık. Normal de değil aslında. Çünkü normalde ne kadar mezun veriyorsa bir kurum, bir işte işletme mezunu, ne kadar işletme mezunu varsa hepsinin atanması gerekiyor. Atanmayacak olanlar okulu okuyup mezun olmasının da bir manası kalmayacak. Herkes bir iş sahibi olmak için okuyacak. İş sahibi olmak için okuyorlar, memur olmak için okuyorlar. Doğal olarak yani 300 binin de yerleşmesi lazım ama %10'u, %5'ini geçelim, %2'sine bile razıyız. 2000 kişilik bir alım. Çok özür diliyorum. Bu arada yönetmen arkadaşım o KJ'yi değiştirebilir mi? Uyarı geldi. Haklı bir uyarı. Şu an ataması yapılmayan öğretmenler değil, İBF'liler konuşuluyor. Peki. Doğal olarak yani 2000 kişilik bir ek kadro bile bizi mutlu etmeye şimdilik yetecek yani. Ondan dolayı hani gerçekten 300 bin kişi içerisinde yani 2000 alım ne kadar size fayda olacak diye hani düşünülebilir. Fakat bize son zamanlarda o kadar çok az kadro verildi ki 2000'e razı olur olduk. Yani geçen Kasım atamasında 300 kişi aldılar. 300 bin kişi buradan tercih yapıp yerleşmeyi düşünürken 300 kişi aldılar. Çok düşük bir rakam. Yani bu neredeyse yok olma aşamasına geldi. Şunu merak ediyorum. Çalışırız ama bu yalnız çizdiğime ters bir kere. Biz ne içiyorsak o yüzden orada mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazı arkadaşlar umutsuzluk başka işlere yerleşmiş olabilir ama biz bu konuda inat ediyoruz. Yani okuduğumuz bölüme yersek işin adı o işe yerleşmiş olur. Bu durumda Türkiye kazanır yani. Biz değil yani. Gül Bey, şimdi az önce dediğim
Yani sizde neticede İktisadiler Fakültesi mezunsunuz. Şunu merak ediyorum. Az sonra arkadaş soracağım ama yani bu konuda siz belli denemeler var. Gruplar var. Yani muhatabınız olana bizzat sizi duyurup gidip yani bizzatine bir derne yakındınız mı? Sayın Maliye Bakanı'yla bir defa iletişime geçmeye çalıştım. Ama bir de ama çok güçlüsünüz ya Yasemin Bey'e. Bilemedik. 5-6 bin tane tweet yani. Enteresan bir durum var. Biz o kadar çok Maliye Bakanımız irtibata geçmeye çalıştık ki çok yerde katı katı programlarda biz kendisi bir şekilde irtibata geçmeye çalıştık. Fakat geçenlerde bir programa katıldığımda Maliye Bakanımız dedi ki atanmayan iktisat mezunu aldı mı ki? Dedi. Şimdi bizim atanmayan 70 tane iktisat mezunu 20 bin tane işletme mezunumuzdur. Yani şimdi biz sesimizi duyuramıyorsak orada. Sesimizi duyuran gerçekten. Veya duymak mı istemiyorum ama durum vahim yani. Şimdi tabii bu kadar mezun oluyor Özgürkaya. Belki haklı gerekçeleri var. Yani hükümetin de bu konu aynı sorun öğretmenler için de. Yani başka meslekler belki yapmaları var ama bu fakülteler niye açılıyor o zaman? Evet. İnsan bunu sormadan edemiyor. Yani bunlar direkt branşma alanları ve insanlar pek çok alanda değerlendirilirse o zaman bu kadar fakülte açılıyor diye insanların aklına geliyor. Evet. Şimdi İktisadi ve İdari Fakültesi tarihine baktığımızda onun tarihinde kuruluş amacı kamu kurumlarına memur imek için açılmış okullardır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarihi Osmanlı'ya dayanır ve kuruluş amacı da kamularına memur yetiştirme. Yani genel idare hizmetlerinde istedirmek üzere buralarda mezunlar, öğrenciler yetiştirir ve kamu alımı yapılır. Şimdi genel idare hizmetlerine baktığımızda şu an Türkiye'deki atama sisteminden esasında bu işin 3 temel sorunu var. Birincisi fakülte çokluğu. Şimdi her ile biz üniversite kuruyoruz. Bu son derece önemli bir gelişme, önemli bir uygulama. Ancak üniversitelerde en kolay kurulabilen fakültelerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesidir. Çünkü çok fazla yatırım gerektirmez. Sadece öğrenciyi alırsınız ve orada eğitirsiniz. Ama teknik alandaki bir üniversitenin ya da fakülteleri kurduğunuz zaman buranın teknik donanıma ihtiyacı vardır. Daha yavaş ilerler. Şimdi hal böyle olunca her üniversite kurduğumuzda mutlaka bir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de o üniversiteyi açıyoruz. Dolayısıyla her yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 35 ila 40 bin civarında öğrenci mezun oluyor. Şu an 2010 KPSS sınavında giren 850 bin kişi içerisinde 300 bin adeti İBF'lidir. Yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. Geçtiğimiz yıl atanan İBF'li sayısı ise Kasım ayında sadece 300 adettir. 300 kişi atanmıştır. Şimdi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olanların hepsini kamu kurumlarına yerleştirmek elbette mümkün değil. Büyük şehirlerde çalışma alanları, özel sektör çok geniş olduğu için özellikle mesela İstanbul'dan kamu kurumlarına atama bekleyen İBF'li sayısını çok az bulursunuz. Özellikle Anadolu'nun kırsal kesimlerinde çalışma alanı olmayan, özel sektör olmayan, özel yatırım olmayan yerlerde yani devlete muhtaçtır orada. Tabii ki devlete muhtaçtır. Örneğin Trabzon'dan, ne bileyim Ağrı'dan, Antalya'dan. Bu öğretmenler için de geçerli. Tabii ki öğretmenler için de geçerli. Ha, özel okul ama şansı olmayanlar çok sayıda. Evet, yani büyük şehirlerdeki öğretmenlerin pek çoğu zaten özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapıyorlar. Atanabilirse şeklinde bir beklenti içerisinde. Dolayısıyla genel idare hizmetlerinde, yani kamu kurumlarındaki genel idare hizmetlerinde siz ancak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun ettiğiniz memurları istihdam etmek durumundasınız. Çünkü örneğin bugün Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur, Yurtkur, Gümrük, PTT, bütün buralar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, bütün buralarda çalışanların, çalışacak olan elemanların, memurların eğitimleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde veriliyor. Dolayısıyla siz bu okullardan mezun ettiğiniz öğrencileri kamu kurumuna memur olarak atamadığınız takdirde oraya farklı meslek alanlarından atamış olduğunuz memurları, adayları o kurumun mesleki icra etmesi için bir takım eğitimler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu
kurumların şu an Nisan'ın 20 Nisan tarihinde kamu kurumları devlet personel başkanlığına kurumlarıyla ilgili etmiş oldukları kadroyu bildirdiler. Şimdi orada size ek kadrolar kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1000 civarı bir kadro talebi var. Kadroyla bu iş bine çıkarılması gerekiyor. Şu an Sosyal Güvenlik Kurumu'nda. Vallahi 3000 atama olmuyorsa şimdi senin artırılması, kadroların çoğalması, ek kadroların getirilmesi şunu getiriyor. Puan sayısının biraz daha aşağıya düşmesi demek. Yatılacak olan sayısını biraz daha yukarı çıkıyor. Bugün 75 puanla atabilen 1000 kadro dinde 75 puanla atabilen 2000 kadro daha verildi. Bu puan sıralaması 70'lere kadar düşer. Dolayısıyla 300 arkadaşımız orada yanlış anlamışsınız. SGK için 2000 kadro. Evet, SGK için 2000. Normalde 15.000 kadro talebimiz hala tamam. Devam ediyor. Şimdi